Ve 52 ile seçimi aldım. 2019'da %53,5'la tabii Türkiye'de hukuksuzluğun, adaletsizliğin devam ettiğinin bir göstergesidir. Halk iradesinin gaspı aslında bu ülkede demokrasinin hangi boyutta olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir. Bizler bu ülkede halkların kardeşliğini, bir kucaklaşmayı esas alan bir siyaset mantığıyla bugüne kadar hep yürüdük, çalışmalarımızı yaptık. Toplumun, halkların ortak demokratik değerlerde buluşmasının mücadelesini verdik. Demokrasiyi esas aldık. Bu ülkede ancak demokratik de bir cumhuriyetle sorunların çözüleceğine inandık. Bu inancımızı hala muhafaza ediyoruz. Ama bu ülkede toplumu, halkları, Kürtleri sindirmeye yönelik bir siyasetin açık bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. İşte üçüncü kez Mardin Büyükşehir'e kayyum atandı. Belki dünyada örneği yok. Yani buna baktığınızda dünyanın hiçbir yerinde üç kez kayyum atandığı hiçbir yeri göremezsiniz. Bu Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir durum. Zaten müracaat edeceğiz Guinness Rekorlar Kitabı'na. Yani ilk defa dünyada bir şehre kayyum atanıyor. Üç kez arka arkaya. Elbette ki umudumuzu asla kaybetmeyiz. Demokratik bir gelecek için, Kürt halkının özgürlüğü için mücadelemiz olduğu gibi devam edecek, sürecek. Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Halk iradesinin gaspı halkı yok saymaya yönelik bir şeydir. Ben halkımızın bu irade gaspını kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Bu konuda tepkilerini ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Önce demokrasi mücadelesini veren Kürtleri güçsüz bırakmaya yönelik bir siyaset anlayışı var. Yani sindirmeye, susturmaya yönelik. Bunu başarabildikleri zaman zaten çözüm süreci istedikleri gibi, istedikleri şekilde gelişir. Buna çözüm süreci demek de doğru değil. Sindirilmiş bir halk, susturulmuş bir halk. Demokrasiyi asla gelişmesini istemeyen bir yönetim biçimi. Biz bütün bunları işte yaşayarak görüyoruz. Ve bugünkü süreç de geçmişteki uygulamalardan çok farklı değil. Bunun boyutlarını nereye varacağını da bilemeyiz. Tabii biraz tahminlerimiz var ama şu anda gelecekle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama dediğim gibi adaletin, hukuksuzluğun devam ettiği bir süreci yaşıyoruz. Arkadaşlar gelecek, genel başkan gelecek. Bu konuda oturup ortak kararlar alacağız.